Şarkıcı Seren Serengil sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim, ifadeleriyle 31 Mart'ta kime oy vereceğini açıkladı. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, kişilikli olduğum için, yurdumu sevdiğim için, bir dizi için, bir konser için, memleketimi satmayacağım için ve gerçekten hayvanları çok sevdiğim için, hayvanlara son senelerde yapılan zulmü gördüğüm için hala bunu savunan kişilere oyumu vermeyeceğim. Bütün sanatçı arkadaşlarımın da kişiliklerine, özgüvenlerine, sağduyularına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Kişisel hırslarımız, kişisel menfaatlerimiz uğruna omurgamızı kaybetmeyelim diyorum. Bugün nasıl bizi davet etme, çağırma, bizimle muhatap olma gibi bir seçeneği tercih etmiyorsa insanlar, biz de hiç kimseyi seçme mecburiyetinde değiliz. Bundan dolayı da cezalandırılacaksak da buyurun cezalandıralım. Demokratik bir ülkede yaşıyor isek herkesin herkesi seçme hakkı vardır. Bunu da beyan etme hakkı vardır. Korku atmosferinin olduğunu ve bundan dolayı arkadaşlarının konser alamam, dizilerde oynayamam diye kendilerinden ödün verdiğini de sözlerine ekledi. Nedense korku ülkesi olduğumuz için hiçbir sanatçı arkadaşım konser alamaz veya işte dizilerde oynar veya da televizyon programlarında olmazlar diye bu tip kendilerine yakışmayacak şekilde ödün veriyorlar ve ben onlar için gerçekten çok üzülüyorum. Ben Türk'üm, Atatürk çocuğuyum. Benim dedem tarih hocasıydı. Babam çok büyük milliyetçi bir adamdı. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben de onun kızıyım. Bana her zaman kişilikli, karakterli ol dedi. Her zaman Atatürk'ün çocuğu ol dedi. Her zaman ona karşı çıkanlara, ona gölge düşürmek isteyenlerin karşısında dur dedi. Ben politikadan her zaman söyledim, hiç anlamam. Ama benim uyanışım hayvanlarla ilgili durumda başladı. Ne zaman hayvanlar haram dendi, hayvanlar toplatıldı, o kamplara, ölüm kamplarına tıkıldı, ben bu zihniyetten korkmaya başladım. Dolayısıyla ben Ekrem İmamoğlu'nu hiç tanımıyorum ama çok yakışıyor ve çok başarılı buluyorum. Çok beyefendi buluyorum. Rakibinin de olmadığını düşünüyorum. Ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle kazanacağını düşünüyorum, biliyorum. Ve ona başarılar diliyorum. 1500 tane ilan da olsa, hiç ilanı da olmasa bizim gönlümüz onda. Ona başarılar diliyorum ve o seçilecek tekrardan. Göreceksiniz her şey.